Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün yine sizlerle beraberim. Kaza yapan oğlumun durumunu merak edenler için çekiyorum bu videoyu. İşte son attığım videodan sonra çok böyle fazla bir anlamlı gelişme yok arkadaşlar. Zaten doktorların dediği de böyle biraz yavaş gidermiş bu süreç isteyen bir şey. Ama %10 falan kendinde bilinci yerine geldi gibi. Kendi kendine de az da olsa nefes alıyor ama yine de onu entübe takviye yapıyorlar. Yani tam anlamıyla kendi kendine nefes alamıyor. Bilinç düzeyi yüksek olmadığı için. Yani inşallah iyi olacak. Öyle umuyoruz. Umudumuz o yönde. Yani doktorlar da aksini söylemiyor. Ama tabii ki bu tam kendine geldiği zaman işte vücutta bıraktığı hasar ne olur, ne yapar onu da bilmiyoruz tabii. Yani doktorlar bile bilmiyor doğru dürüst. Ama elini ayağını hareket ettiriyor. En azından yani felç gibi bir durumu olduğunu zannetmiyorum. Çünkü kolları bayağı güçlü, ayaklarını çekiyor, indiriyor falan. Ama tabii yatağa bağlı daha önce söylemiş olduğum gibi. Yani durum bu şekilde arkadaşlar. Yani her gün şimdi video çeksem, yani farklı konularda da video çekecek şimdi moral ve motivasyonda da değilim zaten. İşte merak edenler için arkadaşlar devamlı soruyor, ediyor. Sağ olsun yoğun bir ilgi var bu mevzuya, kaza meselesine. Arkadaşlar Allah razı olsun. İşte dua edenler, dua ettim diyenler, işte hocam IBAN at para gönderelim diyenler bayağı bir var. Hatta geçen belediyede arkadaşları biraz para toplamışlar. Almayın falan dedim ama ısrar ettiler. Instagram'dan yazıp hocam IBAN at. Hatta 16-17-18 yaşına çocuklar yani. Ben şahsen bu duyarlılıklarına da çok sevindim. Ama tabii benim kendi adıma böyle bir şeye ihtiyacım yok. Eşinin de yok. Yani sonuçta belediye çalışıyoruz. Sigorta işte yattığı sürece istirahat parası verecek falan filan. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Yani YouTube'daki takipçilerim, Instagram'daki takipçilerim de yani sağ olsunlar hepsi işte hocam neyse yapalım işte 3-5 falan. Ama gerek yok arkadaşlar buna. Yine de tekrar edeyim, maddi manevi her türlü desteğe hazırız diyorlar ama manevi olarak tamam, ihtiyacımız var, dua edin. Ama maddi olarak bir ihtiyacımız yok. Allah'a şükürler olsun. Ne diyelim, durum böyle arkadaşlar. İnşallah iyi olacak. İyiye doğru yavaş da olsa gidiyor inşallah. Olay bu şekilde yani. İnşallah iyi olacak. Eski günlerine kavuşacak. Durum bu ehvalde. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. İlginiz için teşekkür ediyorum. Bizim milletimizin şöyle bir şeyi var. Yani hakikaten hastası olana moral motivasyona ihtiyacı olana, hani maddi manevi olana da mesela çok bana maddi olarak ama kendi çevremden ama sosyal medyadan maddi olarak çok yardım edelim diyen var. Ama dediğim gibi gerek de yok. Ha bizim öyle insanlar da vardır ki mesela ihtiyacı vardır. Belki onlara da yardım ediliyordur. Yani bizim memleketim bu yönden çok iyi. En azından bana karşı öyleydiler. Ama kendi çevremden ama sosyal medyadan çok böyle yardım yani maddi yardım teklif edenler oldu. Ama gerek yok bana. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Zaten devlet hastanede bakıyor. İşte maaşını da verecek. SSK istirahatlı biliyorsunuz. Yani onun için çok ihtiyacımız yok ama insanlara yardım etmek iyidir. İhtiyacı olana tabii. İhtiyacı olmayana değil. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İlgilendiğiniz için, dualarınız için kendinize dikkat edin arkadaşlar.